Geziniyor Bisiklet kanalından yeni sezonda hepinize merhabalar arkadaşlar. Hatırlayacaksınız, geçen sezon tur bisikletim olan Fuji Touring'i satmıştım. Dolayısıyla tur bisikletsiz kaldım. Ben de ne yaptım? Dahon Mariner D8 bisikletimi tur bisikletine çevirdim. Bir katlanır bisikletten tur bisikleti oldu mu derseniz bence çok da güzel oldu. Abartılı şekilde yüklemediğiniz sürece üzerinde gerekli değişiklikleri yaptığınız zaman katlanır bisikletiniz harika bir tur bisikletine dönüşüyor. Şu şekilde modifiyeli Şahin gibi bir tur bisikletine, bir katlanır bisiklete sahip oluyorsunuz. Şimdi hep birlikte üzerinde ne değişiklikler yapmışız, adım adım bunları inceleyelim. İlk etapta yaptığım şey bagajları değiştirmekti. Şu benim ortlipleri takabilmek için arkaya Dahon'un çift katlı Ultimate Carrier 18 kilo yük kapasiteli arka bagajını satın alıp takmak oldu. Bunda bir de böyle çift kat bir yer var. Bu araya da kamp sandalyemi koyabiliyorum. O bakımdan da benim çok işime yaradı. Hemen ön tarafta 10 kiloluk Dahon'un ön bagajı var. Yine kendi orijinal bagajı, maksimum 10 kilo yük kapasitesine sahip. Ha, burada hayvani şekilde yüklememeniz gerekiyor. Burada çadırdır, uyku tulumu gibi hafif şeyleri ön tarafa yükleyerek kullanıyorum. Onun haricinde ne yaptım? Ben de Vaude'nin bir tane gidon çantası vardı. Bunu Fuji Touring'den hatırlayacaksınız arkadaşlar. Bu da aşağı yukarı 10 litre kapasitesi var. Bu çantayı da buraya monte ederek işte turlarda acil ihtiyaçlarımı, kullanabileceğim şeyleri, elimin altında olmasını istediğim eşyalarımı taşımak için bu gidon çantasını da buraya ekledik. İkinci etapta yolda konfor girdi işin içine. Konfor dediğimizde neydi? Elcikler ve seleydi. Seleyi de daha önceden biliyorsunuz. Şurada önerilerde gelen bir incelemesi vardı. Dik oturuş pozisyonuna en uygun sele olan Brooks B67'yi hemen katlanır bisikletimizin selesiyle değiştirdik. Elcikleri de şu karpal sendromu denen olayı engelleyecek biyolojinin Arx elciklerini kullandık. Arx'ın T modeliydi bu. İçinde şöyle bir alyanı da vardı. Bu da bana göre Dahon'un ruhuna en uygun elcikti arkadaşlar. Üçüncü adımda ne yaptık? Yolda, turlarda adamı canından bezdiren lastik patlaması olayıdır. Hele ki Dahon gibi bir bisiklette quick release'inde olmadığı varsayılırsa ciddi şekilde zamanınızdan, özellikle turda planlı gidiyorsanız zamanınızdan çalacaktır. Kendi üzerinde Schwalbe'nin Stizen lastikleri vardı. Patlak koruması 3'tü. Bunu katlanır bisiklette en yüksek patlak koruması 5 faktöre sahip 1.50 genişliğinde Schwalbe Marathon Green Guard'larla değiştirdik arkadaşlar. Geldik en önemli konuya, aktarım organları. Şimdi bu bisiklette standartta önde 52 dişli bir ayna kol vardı. Arkada 11-32 diş oranlarına sahip bir ruble vardı. Şehir içinde bisiklet yüksüzken bu çok problem olmuyordu. Ama bisiklet tur bisikleti haline gelip yükleyip de uzun yola çıktığınızda özellikle eğimlerde sizi zorlamaya başlıyordu. Biz de bunu biraz daha geliştirerek öne Santur'un 42 dişli bir ayna kolunu taktık. Arkaya da ruble olarak 11-34'lü Shimano'nun Mega Range'li bir rublesini tercih ettik. Bunların haricinde ek olarak söylemek gerekirse üzerindeki frenlerin geliştirilmesi gerekiyor. Zira standart fren pabuçları çok fazla işe yaramıyor. Bunun için Baradin kullanabilirsiniz. Brake Booster denilen fren performansını arttırmaya yönelik ek parça koyabilirsiniz. Artı şurada bir problem. Bisikletin sehpası bisiklet yüklüyken yetersiz kalıyor. Bununla ilgili de bir geliştirme yapacağım. Bunu da ilerleyen zamanlarda hepinizle zaten paylaşacağım. Katlanır bisikletten tur bisikleti oluyor mu? Evet, gördüğünüz gibi katlanır bisikletten tur bisikleti gayet güzel oluyor. Ama gözden kaçırmamanız gereken bir nokta daha var. Katlanır bisiklet fazla eklemli, fazla menteşeli bir bisiklet olduğu için belirli zamanlarda menteşelerin cıvatalarını kontrol etmeniz gerekiyor. Zira yük altında bunlar gevşeyebiliyor. Böyle bir handikapı var. Bunu da dipnot olarak ekleyin. Bu hafta benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine bir farklı konuyla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.